pratiğimin içerisinde de var olan günlük esneme pozlarını paylaşıyor hocam. Hem birazcık Surya Namaskar yapacağız. İki glow ihtiyacımız var. Yani eğer yoga yapmaya karar verdiyseniz glow bence bulunmalı. Ya da kalın kitap da iş görebilir. Bir de böyle bir tenis topu. Bunu ne yapıyorum? Ayaklarımın altına, ayak tabanlarına masaj yapacağım aslında. Burada plantar fasya var. Bu fasyayı rahatlatmak için, bacaklarımın arkasını biraz daha kendini serbest bırakması için bununla ileri geri hareket ederek ayak tabanının altında bir rahatlama sağlayacağım. Glogları da yine öne eğilmeler için kullanıyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak topla ne yapıyorum onu göstereceğim şimdi. Burada tam ayak ark köprü buraya çalışacağım. Biraz ayağın altında bunu hareket ettireceğim. Çok hafif basıyorum. Topuğum ve parmak ucu arasında hareket ettiriyorum. 2 dakika, 3 dakika yani ne kadar zamanınız varsa pratikten önce günlük bunu yapabilirsiniz. Fasya ayak parmak uçlarınızdan benim başınızın tepesine kadar ve bütün iç organlarınızın etrafını saran bir zar gibi düşünebilirsiniz onu. Böyle ince bir tabaka. Bu tabakanın esnek ve kaygan, yumuşak olması gerekiyor. Bazı insanlar ne yazık ki bu konu çok şanslı değiller benim gibi. Sert olabiliyor. Ve kası siz ne kadar esnetirseniz esnetin, fasya birazcık sizi serbest bırakmadığı için belki de çok fazla hareketin içerisine yerleşemiyorsunuz. Sert hissetmeye devam ediyorsunuz ya da bugün açılıyorsunuz ya tekrar aynı yere dönüyorsunuz. O yüzden bunu rahatlatmak için birazcık daha bizim efor sarf etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani başlangıç olarak katı bir bedenden, sert bir bedenden yola çıktıysanız bu şekilde zaman tanımak gerekiyor. Şimdi diğer ayağımı geçtim. Yine bunu da bir dakika kadar masaj yapacağım. Zaten çok rahatlattığını hissedeceksiniz. Sonrasında blok kullanacağım. Blok da çok öne eğilmek için fayda sağlıyor. Nasıl kullanacağınızı bilirseniz. Bıraktım. İşte öne eğilmelerde benim en çok önemsediğim şeylerden bir tanesi, zaten böyle de öğretilir. Bu asist başlarından yakaladım. Kalça kırışığına öne doğru yavaş yavaş sırtımı uzatarak şöyle biraz da yan döneyim. Ayaklarım kalça açıklığında. Bloklarımı elime aldım. Şimdi burada şuna izin vermiyorum. Sırtımın kavislenmesine. Ne yapıyorum? Oturma kemiklerimi dışarı çıkartıyorum ve burada diz kapaklarımı yukarı doğru çektiğim için üst bacak kaslarım aktif. Üst bacak kaslarımın aktif olması benim ne işime yarıyor derseniz arkadaki bacak kaslarımı serbest bırakmaya yarıyor. O yüzden üst bacak kaslarım aktif, quadriceps ve dizlerim yukarı doğru şekilde kilitli. Yani kilitleme yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Yavaş yavaş, yavaş yavaş kendimi aşağıya doğru çekiyorum. Yani belimden aslında itiyorum. O da derin bir nefes al. Nefesi boşaltırken hep burnundan derin bir nefes al. Yine nefesi boşaltırken hep burnundan. Baktın bu yükseklikte rahatsın. Biraz daha alçak kullan bloklarını. Derin bir nefes al ve boşalt nefesi. Derin bir nefes al ve boşalt. Al derin nefes. Tekrar al derin nefes. Şimdi yavaşça blokları biraz daha düşürebilirsin belki. Eğer bir yüksekteyse rahatın, bozma, orada kal. Bir
kimse hatırlayın. Yine nefesimi boşaltırken yavaş 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 belini aşağıya doğru it, sırtını düz bir şekilde ve oturma kemiklerini dışarı doğru çıkar. Aslında burada kalça kaslarının da uzamasını sağlıyoruz. Yani burada sadece belki bacak kaslarının, arkadaki bacak kaslarının seni serbest bırakması yetmiyor. Kalça kaslarının da bir bütün halinde düşünürsen uzaması gerekiyor. Aslında biz buna yolda da yarım yol diyoruz. Yarım yolda öne katlanmamı birazcık derinleştirmeye çalışıyorum. Eğer daha da rahatsam bacaklarımı kenara bıraktım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş ellerimi artık mata yerleştirdim. Yine sırtım düz. Katlanırken birazcık göğsün arkasına izin veriyorum sırtım düz. Güzel. Derin nefes al. Rahatça boşal nefesi. Derin nefes al. Rahatça boşal. Tekrar al bloklarını. Böyle ya da bir tık yüksek nasıl istersen. Piramit poz dediğimiz bir pozda. Şimdi öndeki bacağı fokuslanarak katlanırken yine sırtımı düz tutmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş. Yine bacakların arkasındaki kasları hedef alıyorum esnetmek. Rahatlatmak için kalça kaslarıma kadar sırtımı düz tutarak arkadaki kalçamı öne doğru davet ederek sol tarafı biraz daha rahatlamasını sağlıyorum. Aynı şeyi yan sol ayağımda uygulayacağım. Biraz daha rahat pratik yapmamı sağlayacak. Ama aynı zamanda da öne eğilimimi derinleştirmek için bu pratiği her gün uyguladığımı söyleyebilirim. Çünkü başlamadan önce soğuk bile olsa vücudum yavaş 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 kendini bırakmasına izin vererek vücudumun, kaslarımın bu pratiği her gün yapıyorum. Bunun arkasından Güneş'e Selam serisini yapıyorum. Yoga'ya yeni başlayanlar için 12 pozdan oluşan bir hareket serisi Güneş'e Selam, Surya Namaskar. Güzel. Bıraktım bloklarımı. Ama şunu da söyleyeyim, Surya Namaskar'da da şimdi pratik edeceğiz. Blok kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Öne katlanırken, eller yere erişmiyorsa. Dizleri bükebilirsiniz. Bu da bir seçenek. Şimdi önce bir dağ pozunda duracağım. Dağ pozu çok önemli bir poz. Ben bütün pratiklerimde uygulamaya önem veriyorum. Bütün derslerimde de bu pozu anlatıyorum. Ellerimi yanlara doğru açtım. Ayak tabanlarımı tek tek parmaklarımı yerden kaldırarak sabitledim. Ayak tabanlarımı olan yerle olan ilişkimi bir kontrol ediyorum burada. Yere nasıl bastım? Nasıl ayakta durduğum önemli. Ve diz kapaklarımı yavaşça yukarı çekiyorum. Yine bu üst bacak kaslarım aktif ki ayakların içine doğru çökmeyeyim. Kuyruk sokumu içeri davet ettim. Karın kasım aktif. Karşıya bakıyorum. Omuzlarım rahat. Başımın tepesinden yukarı doğru uzuyorum. Ve burada istersen kısa bir süre gözlerimi kapatıp yeri nasıl sağlam bastığımı ya da yere basarken kendimi nasıl hissettiğimi gözlemleyebilirim. Nefes al. Ayrıca boşalt nefesi. Dikkatin ayak tabanlarında. Ve bu pozun sende yarattığı hislerde olsun. Bir nefes al burnundan. Rahatça boşalt. Derin nefes al. Ve rahatça boşalt. Surya Namaskar için yavaşça gözlerini aç.
Ellerini kalbinin önünde birleştir. Bugünkü pratiğin için bir niyette bulunabilirsin burada. Herhangi bir şey olabilir bu. İzin ver, kalbinden geçen bir dilek, bir niyet olsun. Ve yavaşça gözlerimi açtım. Yanlardan ellerimi başımın tepesine doğru uzatıyorum. Derin bir nefes aldım. Geriye doğru uzandım. Kalbimi açtım nazikçe. Arda çakrası. Yavaşça katlandım ellerim. Kalça karışıktı. İstersen yine blokların burada olabilir. Ya da rahatsan burada kalabilirsin. Yarım yol açıldım. Sırtım düz. Sağ ayağımı büyük bir adımla geriye gönderdim. Sol elim, iki elim, sol ayağım iki elimin ortasında. Derin bir nefes aldım. Karşıya baktım. Hamle pozundasın. Açmasan çalana. Sana bu pozun adı. Derin nefes al. Rahatça boşaltırken plank pozuna gel. Omuzların üzerine taşı ağırlığını bak karşıya ya da matanın önüne bir yere. Topuklarını geriye doğru it. Derin nefes al. Karın kaslarını aktif. Kürek kemiklerini hafifçe birbirinden uzaklaştır. Rahatça boşaltırken nefes. Dizlerini yere koy. Göğsünü ve çenini iki elinin arasında bırak. Başlangıç maskara arasındasın. Burada aldığın nefesle yavaşça yüksel. Ayakların arasını biraz açabilirsin. Mujhanga sana pozundasın. Ve ver nefes. Aşağı bakar mısın? Benim gibi topukların yere ulaşmıyor olabilir. Ama sen koltuk altlarını mata basmaya ve sırtını düz tutup oturma kemiklerini gökyüzüne itmeye devam et. Bazı insanların aşağı bakan köpek pozunu yapar yapmaz. İlk yoga dersinde topukları yere değer. Bazı insanların da uzun yıllar çalışsalar bile. Tabii bunda uzun yıllar topuklu ayakkabının etkileri de var. Böyle kalabilir. Hiç sorun değil. Önemli olan pozu deneyimlemek değil aslında. Pozu deneyimlerken bedenin içinde nasıl rahat ettiği. Sağ ayağın aldın iki elinin arasına. Ve yine baktın karşıya. Hamle pozundasın. Açmasan çalanı sana. Derin bir nefes al. Ve nefesi boşaltırken Uttanasana. Yarım yol açın. Kollarını iki yandan geriye doğru uzat. Arda çakrasını al nefes. Nefesi boşaltırken tekrar gel. Uttanasana. Tekrar yarım yol açın. Sol ayakla gittin geriye. Hamle pozundasın. Sağ ayağın iki elinin arasında. Baktın karşıya. Derin bir nefes aldın. Plank pozundasın. Topukları birleştir. Kürek kemiklerini uzaklaştır birbirine. Karın kaslarını aktif. Bırakma kalçanı yere. Sıkı tut. Dizlerini, göğsünü ve çeneni bırak. 8 uzun pozu. Ashtanga Namaskara Asana'da. Aldığın nefesle mujhanga sana yüksel. Omuzlarına, kulaklarına uzaklaştır. Gerekirse dirseklerini bük. Ve ver nefes. Aşağı bakın. Burada bedenin birazcık rahatlamasına, pozun içerisine yerleşmesine izin ver. Bunun için şunu yapabilirsin. Tek tek topuklarını mata bastır. Bir de nefesi hiç unutma. Sürekli dikkatin nefesinde olsun. Bak iki elinin arasına. At sol ayağı. Sağ ayağın geride, sağ dizin yerde. Yine hamle pozundasın.
Al derin bir nefes. Tak parmaklarını baş dizi uzağına sana eve. Yerim yol açın, al nefes. Yavaşça uzay yukarı doğru bükül belinden gelin. Ve tekrar ver nefes. Uzağına sana. Yarım yol açın. Sağ ayakla git geriye. Sol ayak iki elin arasında. Kalçayı birazcık bas matına doğru. Ki buradaki quadriceps kasın yine rahatlasın, uzasın, kalçan rahatlasın. Ve getir ayağını geriye, topukları birleştir. Kürek kemiklerini birbirinden hafifçe uzaklaştır. Sırtını kabart, karın kasları aktif. Dizleri bıraktın. Göğsü ve çeneni bıraktın. Yavaşça yükseldi mücavaza. Taktın parmakları aşağı bakan köpek. Boşalt nefesini. Dizlerini birer birer büküp yine topuklarını mata doğru it. Ya da baktığın bacaklarının arkası çok gergin. O zaman dizlerini büyük sırtını it. Koltuk altlarını basmadı. Parmakların arası açık. Pençe gibi matı kavrasın. Bak iki elinin arasına sağ ayakla gel. Bak karşıya. Derin nefes al. Rahatça boşaltırken baş dizi uzağına sal. Derin nefes al. Geriye doğru açıl. Rahatça boşalt nefesini. Tekrar kapat. Derin nefes al. Sol ayak geri. Bak karşıya. Sağ ayağı da gönderdin. Plank. Yine kürek kemikleri uzaklaştı. Dizleri bıraktın. Göğsünü ve çeneni. Yavaşça yüksel. Ucağını. Tap parmakları. Aşağı bakan köpek. Ve sol ayakla geldin tekrar. İki elin arasına baktın. Sağ ayakla. Baş dizi. Yerim yol açın. Uzadın geriye doğru. Ve tekrar geldin. Merkeze. Kedi inek pozuyla devam edelim. Hem omurga biraz rahatlasın, hem birazcık dinlenelim. Başlangıç videosu çekiyoruz sonuçta. Ellerimi getirdim omuzlarımın hemen altına. Dizlerimi de kalçamın altında. Hep eklem eklemin üzerinde. Hizalanmak gerçekten çok önemli sakatlanmaları önlemek için. Şimdi burada derin bir nefes alıyorum. Kuyruk sokumu hafifçe dışarı çıkardım. Belimde bir boşluk oluştu. Ve açtım kalbime dönüyor. Nefesi boşaltırken çenemi göğsüme doğru gönderip kuyruk sokumu içeri aldım. Al. Nefes. Açıl. Kuyruk sokumu dışarı. Belimde bir boşluk oluştu. Ver nefes. Çene göğüse kuyruk sokumu içeri. Al nefes. Boşalt nefesini. İyice iç sırtın. Al nefes. Boşaltırken sırtını kabart. Son kez. Al nefes. Ve boşalt. Şimdi burada omurgayı biraz daha rahatlatacak iğne deli, yin yoga'dan bilenler bilir. O hareket yapacağız, pozu. Sol elimi matın hemen ucuna yerleştirdim. Sağ elimi de içeriden geçiriyorum. Omurgamı twist'e getiriyorum. Kolum da başımın üstünden gönderiyorum. Omuzum başım yerde. Burada üç nefes kalacağım. Derin nefes al.
Rahatça boşa al nefesini. Tekrar derin nefes al. Rahatça boşa al nefesini. Al nefes. Boşalt. Yavaşça başlangıç. Pozisyonuna dön. Şimdi sağ elini uzat. Sol elini içeriden geçir. Yine başının üzerine gönder kolunu. Derin nefes al. Yine üç nefes boşalt. Derin nefes al. Boşalt nefesini. Bedenindeki hislerde olsun yine dikkatin. Son kez al nefes. Yine açın boşalt. Merkeze geldin. Dizlerin arasını birazcık açtın. Çocuk pozuna geldin. Omurgan rahat. Parmaklarının altında pat 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 yürüdün. Sırtın rahat. Başın. Boynun. Rahat. Eğer kollarını yorulduysan kollarını da birazcık böyle serbest bırakabilirsin, desteklerini bırakabilirsin matağa. Gergin tutmanın amacı biraz daha sırtın açılmasını sağlamak. Bir nefes daha kal burada. Nefese odaklanman çok önemli. Bedenindeki rahatlama hislerinde olması, farkındalığının, bilincinin çok önemli. Ya da belki rahatlama hislerinin içerisinde değilsin. Belki o an sıkıştığını hissediyorsun. Her neyse, hepsi kabul. Ama farkında ol. Hisset. Yavaşça aldığın nefesle. Vajrasana. Bir bağdaşa geldim. Ve ayaklarımı kalçamın altından çekip uzatıp bir sırt üstü poza geliyorum. Sırt üstü uzandım. Benim bel boşluğum rahat. Ellerim iki, kalçamın iki yanında. Bir tane basıncıyı yapacağım. Kaslı, kalçamı birazcık rahatlatmak için. Güzel. Derin nefes al yine. Dikkatin nefesinde, nefesi unutma, dizlerini içe ve yana doğru bastırırken kalçandaki rahatlamayı yine hisset. Son kez yaptım. Sol ayağımı uzattım, sağ ayağımı önce karnıma, sonra da dizimi. Koltuk altına doğru çekiyorum. Rahatça bıraktım. Diğer ayak için. Önce karnıma, sonra da kolumun altına doğru çektim. Ve iki dizimi birden kendime doğru çekip bir dizlerime sarıldım. Artık rahatlama pozlarına doğru geçiyorum. Şu an sen yapacağız. Ki derin gevşeme pozu diyebilir. Bazı çoğu yoga seansının arkasında yaptığımız bir poz. Yavaşça bıraktım ayaklarımı. Yanları mat genişliğinde açtım. Avuçlarımı bedeninden uzaklaştırdım. Bel boşluğumu ayarladım, kürek kemiklerimi rahatça yerleştirdim, gözlerim kapalı. Dikkatim nefes alışverişimde. Ve bedenimde herhangi gergin bir kısmı var mı? Bunu bir iç gözümle. Bir araştırıyorum, bakıyorum. Rahatlamak ihtiyacım olan bir nokta var mı? Göz kapakları mesela çok mu gergin, sıkıyor muyum, çenemi sıkıyor muyum, bunlara bakıyorum.
her şey yolundaysa, dikkatimi nefesime çekiyorum. Dikkatin düşüncelerine kaydığında tekrar nefesimdeyim diye içinden tekrar edebilir. Dikkatini buraya getirebilirsin, nefesine. Başka bir derste yine görüşmek üzere, umarım hoşuna gitmiştir bakış. Yapmamı, çekmemi istediğin bir poz varsa ya da rahatlamak istediğin bir alan varsa